Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde Java içerisindeki kalıtım nasıl yapılıyor ve ne gibi özellikleri kullanabiliyoruz? Bu konu hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi OOP dillerinde yani nesne yönelik programlama dillerinde kalıtım olgusu bir sınıfta yani class'ta tanımlanmış değişkenleri ve veya metotların yeniden tanımlanmasına gerek olmaksızın yeni bir sınıfa taşınabilmesidir. Şimdi buradaki yapılan iş de bir sınıftan bir alt sınıf üretilmesi gibi bir şey. Aslında şöyle şey, kalıtımda biyolojide bildiğiniz üzere işte genetik aktarımlar olmakta. Örneğin siz annenizin, babanızın herhangi bir özelliğini taşıyabiliyorsunuz. Ama bazı özelliklerini tabii ki alamıyorsunuz. Ne gibi işte annenin kolunu kullanamazsınız gibi bir şey. Ama göz rengini kendi bünyenizde yani genetik olarak alabilirsiniz ya da saç gibi veya da maddi olarak düşünürsek annenizin babanızın bir evini siz kullanabiliyorsunuz. Neden? Çünkü o bireyden türediğiniz için evini, arabasını rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat annenizin kolunu, ayağını kullanamazsınız ya da babanızın saçını kullanamazsınız. Kalıtımda bazı şeyler kısıtlanmıştır. Fakat bazı şeyler de yeni bireye aktarılabiliyor. Aynı şekilde yazılım dilinde de kalıtım bu şekilde işlemekte. Üst sınıftan alt sınıfa geçerken bazı durumlar aktarılıyor, bazı durumlar aktarılmıyor. Tabii onları detaylı olarak örneklerde göreceğiz. Türetilen alt sınıf üst sınıfta tanımlı olan bütün değişkenlere metotlara sahip olur demişim. Tabii burada önemli şeylerden birini unutmayalım arkadaşlar. Şimdi üst sınıftan alt sınıfa bütün değişkenlere metotlara sahip olur demek aslında burada tamamen biraz yanlış bir cümle olmuş. Daha çok oradaki ortak özelliklerin aktarılması daha mantıklı olacak. Çünkü bazı özellikleri az önceki vermiş olduğum örnek gibi bazı özellikleri aşağıya yani alt sınıfa aktaramıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kalıtımda yeni alt sınıflar tanımlarken üst sınıftan yani süper klas diyoruz üst sınıfa. Klas olarak gelecekleri kolay gerek olan başka değişken ve metotlara tanımlanabilir. Yani bu ne demek? Üst sınıftan alt sınıfta üst sınıf bir üst sınıftan bir alt sınıf yarattığınızda farklı olarak yeni değişken ve metotlar tanımlayabiliyorsunuz. Ne gibi? Örneğin üst sınıftan aldığınız iki metodun yanına siz üç tane daha metot ekleyebiliyorsunuz. Tamamen bu geliştirmeye yönelik bir durum oluyor. Örneğin şöyle düşünün. Siz annenizden bir araba miras olarak aldınız. Fakat siz kendinize ek olarak bir de araba alıyorsunuz gibi bir durum düşünün. Kalıtım da aynı şekilde. Üst sınıftan aldığınız değerlere alt sınıfta kendiniz ek olarak yeni özellikler de ekleyebiliyorsunuz. Şimdi üst sınıfa biz parent diyoruz yani ata diyoruz. Alt sınıfa da oğul yani child olarak geçiyor. Ve aynı zamanda sınıflar içerisinde these anahtar kelimesini çokça göreceksiniz. Bu these anahtarı tamamen sınıf içerisindeki özelliği gösterir. Yani these nokta bir nesneyi veya da başka bir şey kullandığınızda o sınıf içindeki tanımlı olan variable ya da field'ları işaret edecektir. Ve kalıtım içerisinde bolca göreceğiniz süper anahtar kelimesi daha çok böyle mobil uygulamalarda da görürsünüz. Android yazarsanız eğer orada da çok göreceksiniz süper anahtarını. Onun haricinde yapılandırıcı metotların içerisinde de süper anahtar kelimesi bolca kullanacağız. Pekala bu ne işe yarıyor süper anahtarı? Üst sınıfın metodunu veya yapılandırıcısını işaretler. Yani o alt sınıfta kullandığınız metodun içerisinde kullandığınız süper kelimesi aslında üst sınıfın metodunu işaret edip orayı çalıştıracaktır arkadaşlar. Daha sonra süper yazdığınız kelimenin altındaki kod satırlarını çalışmaya devam edecektir. Şimdi kalıtım mimarisi Java'da şöyle işliyor arkadaşlar. Kalıtım mimarisinde aslında Java'da object dediğimiz bir sınıf var. Bu en üstte kalıyor ve bütün oluşturulan sınıflar sizin de oluşturmuş olduğunuz sınıfta dahil buna objektten türerek geliyor arkadaşlar. Yani aslında orada gizli bir kalıtım ortaya konuluyor. Yani bütün sınıflar Java'nın içerisindeki kütüphanesinde bulunan bütün sınıflar object sınıfının içerisinden türerek geliyor. Bunu unutmayalım. Tabii objektin içerisinde aynı zamanda bazı metotlar var. Onları da siz otomatikman içeriye almış oluyorsunuz. Yani kendi sınıfınızda türetmiş olduğunuz sınıfın içerisine almış olacaksınız. Pekala kalıtımı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Extend dediğimiz anahtar kelimesiyle yapacağız. Java teknik kalıtım mimarisine sahip değildir. Yani teknik kalıtım mimarisine sahip
olup çok kalıtım mimarisine sahip değildir. Yani iki sınıftan kalıtım alamıyorsunuz. Tek sınıfın üzerine kalıtım yaparak gidiyorsunuz. Daha sonra üst sınıfta tamamen olan final fieldları bir alt sınıfa geçiremiyorsunuz yani. Üst sınıfta tanımlı olarak kalıyor. Yani çünkü orada tanımlanmış ve orada kalması gerekiyordur. Çünkü final biliyorsunuz bir kez tanımladığında değiştiremiyorsunuz artık onu. Daha sonra kalıtım mimarisinde göreceğiniz override dediğimiz metotlar karşınıza gelecektir. Override kelimesinin anlamı geliyor aslında. Üst sınıfta bulunan metot alt sınıfa aynen tekrar tanımlanması durumunda üst metodu override edersiniz. Yani bu tamamı şöyle düşünün. Üst sınıfta tanımlı olan bir metot x metodu var. Extend yapıp yeni bir kalıtımla yeni bir sınıf oluşturdunuz. Bir alt sınıf oluşturdunuz ve tekrardan üstteki sınıfta bulunan metodun aynısını yani parametre, erişim tipi, dönüş tipi aynı şekilde tanımlarsanız siz onu o metodu override etmiş oluyorsunuz. Yani üzerine ezmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu hususta dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunları temel olarak bilgi olarak aktarmaya çalıştım. Şimdi biz bunu örneğini vermek gerekirse Eclipse tarafına geçelim. Şimdi burada örnek olarak şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi örnek olarak da şöyle düşünelim. Şimdi ilkel bir araba düşünün. İlkel bir arabanın neyi vardır arkadaşlar? Bir vites atabilirsiniz, değil mi? Daha sonra ne gaza basabilirsiniz ilkel bir arabada. Yani ilk özellikleri aslında ilkel bir arabanın. Daha sonra yani temel olarak vites atıp gaza basıp bir de frene basabilirsiniz, değil mi? Yani bunlar ilkel bir araba. Yani 1930'larda, 1900'lerde yapılan arabanın özellikleri. Ama günümüzdeki örneğin bir BMW'yi düşünelim arkadaşlar. Bunda örneğin cam sileceklerini çalıştırabiliyorsunuz. Daha sonra ek olarak ne diyeyim? ABS aktif hale getir. Aktif diyelim. Bu tür özellikler eklenmiş olacak. Yani aslında BMW içerisinde de vites var, gaz var, fren var ama BMW ek olarak geliştirerek kendisine cam silecek ekleyebiliyor. ABS ekleyebiliyor gibi durumlar oluyor. Ne oluyor aslında? Arabayı aslında geliştirerek bu hale getiriyoruz. Ki bunun örneğini Eclipse tarafında verecek olursak Finally Java Project deyip ders 11 açalım. Şimdi buraya da hemen yine bir paket oluşturayım. com.kalıtım pardon paket açmam lazımdı. Paket açalım. com.kalıtım diyeyim. İşte araba örneğinin üzerinden gideceğim. Şimdi ilkel bir arabamızı yaratalım arkadaşlar. Araba sınıfını yaratıyorum. Şimdi normal yine sınıf yaratıyoruz. Yine hiçbir şekilde problemsiz bir şekilde yaratıyoruz. Ne olsun örneğin? Public void vites at bu kendisinin işte bir de parametre alsın int vites diyeyim. Şu şekilde ss o işte araba artı vites attı. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra aynı şekilde public void gaza bas diyeyim. Bu normal olan şeyler. Örneğin şuraya da hangi arabanın olduğunu yazalım. Araba cinsi diyelim. SYSO de araba cinsi artı ne diyelim gaza bastı. Şimdi bir de ek olarak bir tane daha şey tanımlayayım. Public void ne olsun frene bas diyeyim. Yine aynı şekilde string araba cinsi değil mi? Şu şekilde SYSO fonksiyonumuzu metodumuzu tanımlıyoruz. Ne diyelim araba cinsi no araba cinsi artı frene bastı değil mi? Şimdi ek olarak bunun ne olsun public işte int model ya da ne olsun 2000 şey 1905 olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bir de
Private ne olsun? Citroen, yani ismi olsun. Araba ismi değil. Ne olsun işte, Java olsun arabanın ismi. Çok ilkel bir araba aslında bu. Şimdi biz ne yaptık? Metot tanımladık. Metotta ne yapıyoruz? Yine dönüş tipi, adı, parametresi ve içerisine yazacağımız değerler. Yine erişim anahtarı public. Şimdi gidelim. Biz bu arabadan sene olmuş 2000. Araba geliştireceğiz ve markasını BMW yazacağız. Geldik buraya hemen. Şimdi yeniden dünyayı keşfetmeye gerek yok. Geçmişteki olan bir veriyi aslında buraya içeriye aktarsak daha mantıklı değil mi? Çünkü sonuçta bir araba üretiyorsak freni olacak, gazı olacak, işte fitesi olacak. Ama ek olarak yeniden geliştirdiğimiz modülleri ekleyeceğiz aslında tamamen. O yüzden ne yapmamız lazım? Hemen extend dediğim anahtar kelimeyi burada kullanıyoruz. Nereden alacağız bunu? Arabadan alacağız. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yaptık? Burada kalıtım yaptık. Arabayı üst sınıf olarak düşünün. BMW de alt sınıf. Bu parent, bu child. Aradaki extend de bunu birbirine bağlamış olduk. Şimdi slide'da dediğim gibi bunu tutup da işte araba 3 diye bir sınıfımızın olduğunu düşünün. İki tane extend yapamıyorsunuz arkadaşlar. Tek extend, yani tek kalıtım buradan gidiyor. Şimdi benim bu durumumda ne gibi özelliğim oluyor arkadaşlar? Hiçbir şey yazmadığım halde aslında BMW'nin 3 tane metodu var. Bir tane de field'ı var. Field dediğim kısım şu. Pekala, neden private'ı demiyorum da sadece bunu diyorum? Çünkü private olan özellik sadece arabaya has bir özelliktir. Çünkü private yazılmıştık derseniz. Private hatırlarsanız erişim anahtarı olarak sadece kendi sınıfının içerisinde kullanabilirdi. Ama bunun içerisinde onu aktaramaz. Yani kalıtım olarak aktaramaz. O yüzden benim burada dikkat edeceğim şey bu private mı, public mi, protected mı, erişim anahtarı ne, onlara bakıyorum. Metotlarda da aynı. Şimdi gidiyoruz buraya. Şimdi bunun aslında kolay yolu var. Şu şekilde CTRL space yaptığınızda örneğin neydi? Frene bas değil mi? Şimdi frene bas dediğinizde dikkat ederseniz bir hemen override gelir arkadaşlar. Override dediğim gibi aslında siz bu override yaparak üstteki arabanın içerisinde bulunan frene bas metodunu içeriye tekrardan almış oluyorsunuz. Ki şu an çalıştırsanız hiçbir şekilde bir fark etmeyecektir. Yine arabanın içindeki metodu çalıştıracaktır. Neden? Çünkü süper keyword'ünü kullanarak bu süper neyi anlatıyor arkadaşlar? Tamamen extend yaptığınız, kalıtım yaptığınız üst sınıf anlatır. Üst sınıfın içerisindeki frene bas metodunu çalıştırır. Onu işaret eder. Şu şekilde. Sınıf içerisindeki, yani araba sınıfının içerisindeki frene bası işaret eder. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir de bir diğer şey neydi? Gaza bastı, değil mi? Yine gaza bası da override olarak tekrardan arabanın içinden kendi BMW'm için aldım. Ama ben bunu geliştirdim. Dedim ki işte SYSO BMW'nin gazı basılı diyeyim. Tamam mı? İşte arabanın cinsini de şuraya ekleyebilirsiniz. Araba cinsi artı BMW. Ne yaptım? Override ettim ama kendi içini kendim doldurdum. Yukarıdaki arabanın içindeki metodun içindeki veriyi kod satırlarını kullanmadım. Tamamen kendi işlettim burada. Şimdi buradaki mantık ne? Tamamen gaza basın alacağı parametrenin ne olduğunu, işte dönüş tipinin ne olduğunu aslındaki üst sınıfta tanımlı olduğu için ben tekrar düşünme gibi bir ihtiyaç duymuyorum. Çünkü daha önce düşünülmüş ne alması gerektiğini bildiğim için o şekilde override edip üzerine ezip kendim içerisini yeniliklerle doldurdum. Şimdi gidelim bunu bir test sınıfı yaratıp onun içerisinde static void main'in içerisinde deneyelim. Şimdi en basitinden gidelim şimdi.
Araba değil mi? Araba. New. Araba. Araba nokta. Örneğin ne yapsın? Model. Nokta. Örneğin frenemez. Ne olsun? Bu ilkel araba olsun. Değil mi? Daha sonra araba nokta neydi? Gaza bastı değil mi? Bu da aynı şekilde ilkel araba olsun. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ilkel araba frene bastı, ilkel araba gaza bastı. Şimdi gidelim BMW'ye. Şimdi BMW üzerinden BMW nokta neydi? Frene bas. Bu da BMW olsun. Değil mi? BMW nokta gaza bas. Bu da BMW olsun. Şimdi bunu çalıştıralım. Şimdi ne oldu? İlk araba frene bastı. BMW frene bastı. BMW'nin gazı basıldı. Şimdi frene bastı kısımda burada dikkat edersiniz öyle bir şey yok değil mi? Burada basıldı, frene bastı. Bu aslında buraya geliyor ama bu yukarıya gönderiyor. Yani araba arabanın içerisindeki frene bas metodunu çalıştırıyor süperle. Fakat buradaki gaza bastı da kendi içerisinde yazdığımız kodu yazıyor. Şöyle bir şey daha net göstereyim. SYSO diyeyim. İşte BMW'nin frenine ısındı. Şimdi bu geliştirildiğini düşün. Şuraya da işte arabanın cinsi dediği değil de şu araba cinsini araba sınıfının frenine basıldı diyeyim. Şimdi tekrardan çalıştırayım. Bakın ne olacak sonuca bakalım. Şimdi ilkel araba gaza bastı değil mi? İlkel araba dediğim ne? Şuradaki ilkel araba. Daha sonra araba sınıfının frenine basıldı. Şurada. Değil mi? O araba frenine basıldı. Daha sonra BMW nesnesinin üzerinden metoda erişirken noktaya gidip BMW dedim. BMW'nin frenine basıldı dedik. Dikkat edersiniz. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra aynı şekilde BMW'nin gazına bastı. Şimdi şuradaki dikkat ben konsolu aşağı indireyim tam net göremedik. Şurada dikkat ederseniz şu fazlalık aslında. Ama bu nereden geliyor? Bu süperden dolayı buraya basıyor. Yani şuradaki BMW içindeki süperden dolayı buraya gidip ilk önce arabanın içindeki frenine basıyor. Ve daha sonra sizin geliştirmiş olduğunuz kod satırını çalıştırıyor. Yani ilk önce buraya gidiyor. Ha süperi şu şekilde yazamazsınız arkadaşlar. Bunun altına geçiremezsiniz. Bu şekilde mantıksal olarak çalışır ama çünkü şöyle bir şey düşünün. Siz geliştirdiğiniz kod satırları burada ama en altta şu an sistem olarak yazdığım için bir hata göstermeyecek ama siz geliştirmiş olduğunuz sistem üstte kalıp tekrar eskiye dönüyorsunuz. O yüzden bunu yazmak biraz mantıksız bir hareket olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradaki mantık tamamen demiş olduğum gibi bir üst taraftan override'le alıyorsunuz. Extend'le kalıtım mimarisini yapıyorsunuz. Yani arabanın özelliklerini BMW'nin içine ekliyorsunuz. Ki şunu sileyim. Sadece BMW kalsın örneğin. Bu şekilde de sistem çalışacaktır arkadaşlar. Run as deyip job application derseniz gördüğünüz gibi arabasının frene bastı. Araba ilk arabasını bastı. Arabasının frene bastı. BMW gaza bastı. Çünkü niye? BMW arabadan türediği için arabanın ortak özelliğini kullanabiliyor. Yani public olan sistemleri kullanabiliyor. Aynı zamanda model yanında kullanabilecektir. Tamam mı arkadaşlar? Kalıtım mimarisi bu şekilde. Bunun haricinde bir de diz anahtarı var arkadaşlar. Örneğin şöyle düşünün. Şimdi private string dediğim kısımda örneğin şöyle düşünün. Buraya da string araba ismini gönderdiğimizi düşünün. Şu şekilde. Şimdi buraya ben iki tane aynı isim yazdım. Bakın araba ismi, araba ismi. Bu birbirinden farklı arkadaşlar. Buradaki araba ismi sadece şurada kullanılabilir. Yani bu metodun içerisinde kullanılabilir. Bu lokal bir değişkendir, variable'dır. Bu da sınıfın içerisinde tanımlanan bir global bir değişkendir.
Yani bunu sınıfın içerisinde herhangi bir yerde kullanabilirsiniz ama bunu kullanamazsınız. Şimdi bunun ayrımını nasıl yapacağız? Şu şekilde these nokta araba ismini örneğine eşittir gelen araba ismini aktaralım. Şimdi şuradaki these nokta araba ismi dediğim kısım these tamamen buradaki sınıfı refer eder ve yanındaki kısımda sınıfın sahip olduğu araba ismini referans eder. Ama buradaki araba ismi tamamen budur arkadaşlar. Yani karışıklığı önlemiş oluyoruz. Ki buna ben araba ismi değil de isim de diyebilirim. O zaman burası isim olacak arkadaşlar. Yani bu da aynı şekilde. Hiçbir farkı yok bunun. Ama şuradaki araba ismi tamamen bu sınıfın araba ismi olmuş oluyor. Pekala BMW bu araba ismini kullanabilir mi? Tabii ki kullanamaz. Neden kullanamaz? Çünkü private olduğu için. Bakalım. Bakın araba nokta araba. Burada kullanamayız çünkü private olduğu için kendi sınıfın içerisinde sadece kullanabiliriz. Onu nereden anlatabileyim? Şuradan bahsedeyim. Örneğin ne vardı? En güzel construction içerisinde dediğim. Ya, tamamen aslında kullanamazsınız, çekemezsiniz. O yüzden hiç uzatmayayım. Yani private olan bir şeyi şuradaki private olan bir şeyi BMW kalıtımla da olsa bir türlü kullanamaz. Çünkü bunun kendi sadece kendine ait bir özelliği olduğu için. Ama model yılını tabii ki kullanabilir. Şimdi şöyle bir şey. Model yılını şöyle alıp buraya aynen yapıştırırsanız durum ne oluyor? Ondan bahsedeyim. Örneğin 2015 diyeyim. Bu modelini. Burada ikisi de aslında aynı şeye sahip. Ama burada tabi veriyi değiştirdiğiniz için bu tamamen hiding yapmış oluyorsunuz. Yani yukarıdakini gizlemiş oluyorsunuz. Buna biz hiding diyoruz. Aslında ikisinde de aynı. Çünkü burada örneğin model yılı şeklinde işte 2000 diye atama yapabilirsiniz. Örneğin şunu silersem yine kullanabilirsiniz. Çünkü model yılı public olarak arabanın içerisinde tanımlanmıştır. O yüzden BMW Extended'li arabayı aldığı için onu kullanabiliyor. Fakat siz şunu yaparsanız yine de kullanabiliyorsunuz. Fakat bu artık arabanın içindeki değil, BMW'nin içindeki model yılını kullanacaktır ve bunu hiding yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bir tane de örneğin şu vardı hatırlarsanız public final ne diyelim benzin deposu eşittir 20. Şimdi burada da örneğin public final dediğim için şimdi final olan bir kısmı yani şunu alıp şurada şu şekilde kullanabilirsiniz ama şu şekilde kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle BMW nokta benzin deposu eşittir 40 diyerek bu işlemi yapamazsınız. Çünkü bu final olarak tanımlandığı için buna yeni bir atama gerçekleştiremezsiniz. Çünkü final anahtar kelimesinin amacı bir defa tanımlayıp orada bırakmaktır. Yani bunun artık son değeridir. Herhangi bir yerde de değiştiremezsiniz. Kalıtım dahi olsa bile değiştiremezsiniz. Sadece o değeri burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kalıtım örneği dediğimiz gibi işte arabadan BMW türünü üretiyorsunuz. Tabii bu biraz soyut havada kalan bir bilgi ama daha çok somut olarak belirtirsek örneğin DB Connection yani veri tabanı bağlantısını bir defa bir fonksiyon içerisinde tanımlayıp işte diğer sınıflar içerisinde sürekli bir connection yani veri tabanı bağlantısı yaptığınız için orada örneğin sürekli aynı şeyi yazmaktansa connection yazmış olduğunuz sınıfı yazacağınız connection yani bağlantı yazacağınız sınıflar içerisinde extend edip o connection bağlantı
metotlarını direkt olarak kullanabilmeniz aslında kalıtımın en güzel özelliklerinden biri olacaktır somut olarak. Bunu tabi Java kodu yazmaya başladıkça öğreneceksiniz arkadaşlar. O yüzden şimdilik sadece kalıtım mimarisinin içerisindeki temel prensipler nedir? O konu hakkında bilgi sahibi olmanız yeterli olacaktır. Tabi yaptığınız örneklerle ve çalışmış olduğunuz projelerle bunu daha çok pekiştireceksiniz. Kalıtım üzerine anlatacağım konular bu. Tabi şu unutmayalım, şu obje konusu çok önemlidir ve en üstte baba gibi duran, yani daha çok şöyle düşünün, insanoğlunun Adem'den gelmesi gibi olarak düşünebilirsiniz. Tamamen bütün sınıflar obje üzerinden türeyerek gelmekte. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Kalıtım mimarisi Java içerisinde bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere.